İyi misin? İyiyim. Talih'e şükürler olsun döndünüz. Çok korktum dönemeyeceksiniz diye. Dönsem ne olacak? Hiçbir şey değişmez. Bugün değilse yarın. İdam edecekler beni. Yürü. Tamam. Ben giderim. Aziz. İnsan en beklemediği yerden yaralıyor bu alemde. İtimat etmek zaten zor. Lakin hiç kimseye itimat etmeden de nasıl yaşanır ki? Hünkârım. Kul dik durdukça sınayanlar çoğalıyor devranda. Kimdir sizi bu kadar kedere boğan? Yoksa Prenses Farya mı? Biz yeri gönlümüz olsun istedik. O zindanı tercih etti. Ben ona kapımı açtım. O bana ihanet etti. Hünkârım, vaktiyle Şemsun adında çok kudretli biri yaşarmış. Düşmanları onu bir türlü dize getirememiş. Demişler ki, bu da herkes gibi Adem oğlu. Onun da bir zayıf yanı olmalı. Ve Şemsun'un zayıf yanını öğrenmek için güzel bir hatunu yanına yollamışlar. Hülasa bu güzel hatun Şemsun'u kendisine aşık edip sırlarına vakıf olmuş. Şemsun'un kudreti uzun saçlarındaymış meğer. Bir gece Şemsun uyurken o güzel hatun kalkıp saçlarını kesmiş. Böylece sevdiği kadın tarafından ihanete uğrayan Şemsun düşmanlarına yakalanmış. Devam o ki hünkârım, insan kendisini en çok sevdiğinden korumalı. Zira en yakının en fazla yakanın. Yazık. Ne hale düşürdün kendini? Sultan. Sana inanmıştım. Güvenmiştim. Valideme karşı bile senin yanında durmuştum. Tıpkı hünkâr abim gibi. Oysa şimdi seni burada istemeyenleri haklı çıkardın. İnsan bazen sevdikleri için hiç istemediği şeyler yapar. Ucunda ölüm bile olsa razı gelir. İşte benim vaziyetim bu. Hünkâr abimi de sevdiğini sanmıştım. En azından ben öyle sanmıştım. Yanılmışım. Sen hiç sevmemişsin.
Keşke dediğimiz gibi olsa. Keşke sevmeseydim. Belki daha az acı çekerdim. Ama öyle bir ateş düştü ki içime şimdi. Ölümden de beter. Bilmiyordum sultanım. Kalbimin ateş olup beni yakacağını ben bilmiyordum. Hatice, nereden geliyorsun böyle? Hiç. Sen bir şeyler karıştırıyorsun ama. Gündüz de has bahçedeydin. Silahtarla gördüm seni. Ne var bunda Geverhan? Has odabaşıyla Farya hakkında konuştuk. Akıbetini merak ettim. Sana ne prensesin akıbetinden? Validem demedi mi bu işe karışmayacaksınız diye? Bir kez olsun laf dinlesen. Sen de bir kez olsun onun lafını dinlemesen. Yasın biter bitmez validemin suretine bürünmüşsün gene.